Terör örgütlerinin saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız tüm hadiseler bu tarihi mücadelenin tezahürleridir. Suriye'de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, son olarak Barış Pınarı Harekatı da yine bu mücadelenin birer parçasıdır. Bundan bir asır önce başlattığımız ve yeni devletimiz, cumhuriyetimizi kurarak taşlandırdığımız İstiklal Harbimizin bir benzerini farklı görüntüler ve yöntemlerle veriyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizi bozma yönelik her türlü oyun, her türlü fitne fesat sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. İşte bu mesajlarda da net bir şekilde terör vurgusunun yapıldığını bizler de görebiliyoruz. Bu arada Aslanlı Yol'daki yürüyüş neredeyse tamamlanmak üzere. Evet, şu anda bizlerin de kamera görüntülerine yavaş yavaş girmeye başladı. Belki de şu anda farklı bir görüntü ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Çünkü devlet erkanı Anıtkabir avlusuna girdi. Bize doğru birazdan dönecekler ve yürüyüş bize doğru gerçekleşecek. Şu anda Anıtkabir avlusunu da bir yandan görüyorsunuz muhakkak. Çünkü çok kalabalık. Garnizon komutanlıkları burada. Çocuklar burada. Gençler burada. 7'den 70'e çok sayıda katılımcı burada. Ama bir detayın altını çizmek istiyorum. Şu an buradakiler sadece tek katılımcılar değil, devlet erkanının töreni, yani resmi törenler biter bitmez Anıtkabir halkın ziyaretine açılacak. Avluda gördüklerinizden çok daha fazlası, sayıca belki 2-3 katı birazdan Anıtkabir'e giriş yapacaklar ve onlar da atalarını Cumhuriyet'in 96. yıl dönümünde ziyaret edecekler. Ona şükranlarını, ona saygılarını sunacaklar. Bu yüzden de yavaş yavaş törenlerin de, resmi törenlerin de sonlanmasına halk için az kaldı. Onlar da dakikaları sayıyor diyebiliriz ve şu anda devlet erkanının bize doğru olan yürüyüşü başladı. Açıkçası hızlı süren bir yürüyüş çünkü hava şartları buna müsaade ediyor. Aslında aktarırken söylediğiniz zaman zaman hava şartlarının kötü olduğu durumlarda bu yol biraz daha kaygan bir zemine sahip. Devlet erkanı biraz daha yavaş yürür o dakikalarda, o günlerde. Ancak şu anda havanın da etkisiyle bize doğru daha hızlı bir yürüyüş gerçekleştiriyorlar ve sadece birkaç saniye sonra nihayet Anıtkabir merdivenlerinden yukarıya çıkmaya başlayacaklar ve az sonra da Yüce Önder Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna devlet erkanı çıkacak. Erkanın gelişle birlikte bu arada avludaki sesin sayısı da oldukça arttı. Volüm yükseldi diyebiliriz diğer bir deyişle, bizim mesleki tabirimizle, çünkü coşkulu bir kalabalıkla karşılandılar ve şu anda Başkan Erdoğan da Anıtkabir merdivenlerini yavaş yavaş çıkmaya başladı. Önde 3 asker, ikisinin elinde Ay Yıldızı bayrağımızın olduğu bir çelenk. O çelenk birazdan mozaleye bırakılacak. Çelenk için ayrılan bölüme şu anda da dediğimiz gibi yürüyüşler başladı. Sadece devlet erkanı değil, biliyorsunuz aynı zamanda yargı kanadı da burada. Anayasa Mahkemesi Başkanı Danıştay Başkanı ve yine Yargıtay Başkanı da devlet erkanı ile beraber yürüyenler arasında ve onlar da yavaş yavaş yukarıya çıkmaya başladılar. Hemen arkasından da komutanlıkları görüyorsunuz. Onlar da yavaş yavaş birazdan Atatürk'ün huzurundaki yerlerini alacaklar. İsterseniz mesajın geri kalan detaylarıyla devam edelim bizler. Erdoğan mesajında şöyle söyledi: Türkiye kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan cumhuriyet birikimiyle tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Nitekim ülkemizin önünde kurulan tüm tuzakları Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer bozarak bugünlere geldik. İçinden geçtiğimiz bu önemli süreci de cumhuriyetimizi bizlere miras olarak bırakanların vizyonuna uygun şekilde başarıyla neticelendireceğimize yürekten inanıyorum dedi. Başkan Erdoğan. İsterseniz diğer mesajlara da kısa kısa bakalım. Şu anda yavaş yavaş mozaleye doğru ilerleniyor. Çok az bir süre kaldı. Sadece birkaç saniye içerisinde bu yürüyüş tamamlanacak ve hemen ardından dediğimiz gibi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na geçilecek. Şu anda yavaş yavaş devlet erkanı, Başkan Erdoğan, atanın huzurundaki yerlerini alıyorlar. Son adımlar bunlar. Bizler de ekrana getiriyoruz bu özel, önemli anları. Birkaç saniye içerisinde mozaleye, çelenkte bırakılacak ve tören kaldığı yerden devam edecek tabii ki. Hemen Başkan Erdoğan'ın adımlarını atmaya başladı. Çelengi an itibariyle mozaleye bırakıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan son düzeltmeleri de yaptı. Yavaş yavaş yerini alıyor ve az sonra İstiklal Marşı da okunacak. Önce bir saygı duruşu. Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zat halinizi ve İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ruhun şad olsun.